Ama ilk iki hafta ne yazık ki alınan yasaklama kararlarıyla bunları gerçekleştiremedik. Bugün Sanat Sokağı'nda, yine İstanbul'da, Galatasaray Meydanı'nda cumartesi annelerine yönelik yapılan haksız hukuksuzluklara karşı bugün Sanat Sokağı'nda bu destek açıklamasında bulunacağız. Şimdilik bir basın metni var. Bu basın metni ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi bu Sanat Sokağı'nda aslında alma gerekçemiz şuydu. Yani burada yapılmasının gerekçesi şuydu. Kendimizde bir yoğunluk var. Festival sürecidir. Biz de bu nedenle bu haftalık eylem kararımızı Sanat Sokağı'nda yapma kararı aldık. Bu basın metni de sizlerle paylaşmak istiyorum. ...850 hafta basın açıklamamızdır. Kayıplarımızı aramaktan, kaybedilenlerden hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi annelerinin göz altında kaybedilenlerin bulunması için kamuoyu oluşturmak üzere Galatasaray'da basın açıklaması ve oturma eylemi yapmalarını bir hak olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi kararının üzerinde 5 ay geçti. Ancak Beyoğlu Kaymakamlığı polis müdahalesine dayanak olan yasaklama kararlarını almaya devam ediyor. 17 haftadır her cumartesi İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi bütün hukuki güvenceleri yok sayıldığı, bireyin hukuk dışına atıldığı bir mekana dönüştürülmüştür. Hukukun ve etik değerlerin hükümsüz olduğu cumartesi insanlarına, haber takibindeki gazetecilere hukukun yasakladığı her şeyin yapılabilir olduğu bir alan yaratılmaktadır. Bu şiddet dolu alan Beyoğlu Kaymakamı'nın verdiği ucu açık ve hiçbir kritere bağlı olmayan, anayasayı yok sayan yasaklama kararları ve kolluğun tam keyfiyeti sonucunda oluşmaktadır. Bir anayasa hukukun genel ilkelerine ve mahkeme kararlarına uygun olup olmadığına bakılır. Cumartesi annelerine yönelik verilen yasaklama kararının tamamı hukukun genel ilkelerine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin Maside Ocak ve Gülseren Yorar kararlarına aykırıdır. AYM'nin tespit ettiği ihlal devam etmektedir. Kayıp yeni ihlallere de neden olmaktadır. Oysa her idari işlemin amacı kamu yararını gerçekleştirmek, kamu yararı toplumun ortak çıkarı olarak nitelendirilmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Kamu gücünü kullananlar işlem ve uygulamalardan sınırsız bir yetkiye sahip değildir. Genel hukuk esasları ve anayasa ilkeleriyle bağlıdır. Hatta hukukun bilinen ve evrensel düzeyde kabul gören ilkelerine uygun davranmak zorundadır. Hukukta kuraldır. Üst norm ile alt norm arasında bir çelişki varsa üst norm kuralları uygulanmaktadır. Kaymakamlıklar kararları en üst norm olan Anayasa Mahkemesi kararının üstünde değerlendirilemez. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin Ocak ve Yorar kararları derhal uygulanmalıdır. Hukuksuzlukla baskı ve şiddet bizi yıldırmak isteyenler bilsinler ki kayıplarımızı aramaktan, kaybedenlerden hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz. İnsan hakları diyerek, özgürlük diyerek, hukukun üstünlüğü diyerek, demokrasi diyerek toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Gücümüz, sözümüzdür, susmayacağız. İnsan Hakları Derneği Dertüm Şubesi. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.